Merhabalar. Bugünkü videomuzda ETF borsa yatırım fonları ile ilgili size bilgi vermeye çalışacağım. ETF'ler son 10 yılda özellikle piyasada artan pazar payı ile fon pazarı içerisinde öne çıkan enstrümanlar olarak dikkat çekiyor. Bizde de borsa yatırım fonu olarak işlem gören ETF'lerin sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla bu konu ile ilgili bilgi edinmek yatırımcı açısından faydalı olur diye düşündük. İlk videomuzda genel olarak bir ETF'lerle ilgili bilgi vermeye çalıştıktan sonra ikinci videomuzda da Türkiye'de işlem gören ETF'lerle ilgili genel bir bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ETF borsa yatırım fonu nedir? Borsa yatırım fonu hisse senedi, tahvil ve bono gibi yatırım araçlarının bulunduğu bir endeksi baz alır. Menkul kıymet borsalarında işlem gören bir yatırım fonudur ve geleneksel borsalarda işlem görür ve baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlar. Bu baz aldığı endeks değişiklik gösterebilir. Her türlü yatırım yapılabilen varlıktan bahsediyoruz burada. Hisse senedi, tahviller, tahvil bono piyasasında işlem gören ürünler, emtialar. Bunların hepsi ETF içerisinde yer alabilir. Türleri nelerdir? İşte burada da az önce bahsettiğimiz gibi hisse senedi ETF'i olabilir. Tahvil piyasasına yatırım yapan ETF'ler olabilir. MTO piyasasına yatırım yapan ETF'ler olabilir. En son işte piyasanın gündemine yeni girmeye başladı. Kripto para piyasasına yatırım yapan ETF'ler olabilir. Ayrıca varlık ve çeşitlendirme anlamında yaratıcı olarak çeşitli ETF türleri de piyasada işlem görüyor. Belli özellikleri taşıyan, belli kriterlere sahip olan. Peki avantajı mıdır ETF borsa yatırım fonunda yatırım yapmak? Evet, avantajlıdır. Çünkü işlem kolaylığı sağlar, likittir ve ne zaman nakde ihtiyaç duyarsanız kolayca paraya çevirebilirsiniz. Diğer fonlara kıyasla işlem ücreti düşüktür. Tabii bu ülke bazında değişiklik gösteriyor. Fon piyasasındaki genel kurallar içerisinde bazı ülkeler ABD gibi ETF'lerde işlem ücretini düşük tutarak bu pazarın genişlemesine ister bir politika izlemişlerdir. Ürün bazında açığa çıkan vade farkı sorunu yoktur. Vergisel avantajı vardır ve bu anlamda verimlidir. Bu da yine ülkeler bazında değişiklik göstermektedir. Burada da yine ABD bu üründe sunduğu vergisel avantajı ile burada fon pazarından daha fazla paya sahip olan bir ülke olarak öne çıkıyor. Bunun yanında tabii az önce bahsettiğimiz gibi büyüyen bir pazardır ve bu anlamda da yaratıcılıkla yeni ürünlere açıktır. Yani spesifik olarak belli temalar üzerine ETF fonu, borsa yatırım fonu çıkarılabilir. ETF'lerin şöyle bir 2021 bilançosu nasıl diye bakacak olursak burada 2021 senesinde de ETF'lere girişin devam ettiğini görüyoruz. 2021'de bir önceki sene yani 2020'de 745 milyar dolar ETF'lere giriş olurken 2021'de bu rakam 1 trilyon dolara yükselmiştir ve toplam aset yani toplam fiyat piyasanın toplam büyüklüğü 10 trilyon dolara ulaşmış durumdadır. Burada ABD piyasası %72'lik bir oranla yaklaşık 782 milyar dolarlık büyüklükte ilk sırada yer alıyor. Bunun yanında Japonya, Kanada ETF pazarında varlığı olan ülkeler arasında geliyor. Tabii Japon ekonomisinde özellikle düşük yani sıfır ve negatif faiz ortamında bir diyelim politika, Merkez Bankası politikası izlendiğinden buradaki ETF fonların büyüklüğü diğerlerine kıyasla ABD'ye kıyasla özellikle daha düşüktür. Avrupa'ya da geçtiğimiz sene yine rekor yüksek seviyede 181 milyar dolarlık bir ETF borsa yatırım fonu talebinde girişinde artmış olduğu görülüyor. Bir sonraki slaytımıza geçersek küresel fon dağılımı içerisinde ETF'lerin payına yani toplam fon piyasası içerisinde ne kadar bir büyüklük taşıdığına bakacak olursak aslında son yıllarda yani 2021 yılında da devam eden ETF girişlerine rağmen ETF borsa yatırım fonları bu pazarın sadece %15'ini kapsamaktadır ve bunun %21'i de ABD tarafındaki ETF'leri kapsamaktadır. Bu da tabii az önce bahsettiğimiz gibi burada hem işlem ücretlerinin düşük oluşu ve bir takım vergisel avantajların oluşu, vergisel anlamdaki verimlilik ABD pazarında hem de
piyasa değeri olarak zaten ABD'de küresel ekonomi içerisinde büyük bir piyasa, ETF'lerin oranının yüksek olmasını sağlamıştır. Avrupa ise %7'lik bir ETF pazarına sahiptir, pazar içinde paya sahiptir. Bu da tabii yine ücret ve komisyonlar tarafında biraz Avrupa daha az cazip olduğundan burada daha düşük bir oran ile karşı karşıya bulunmaktayız. Şimdi toplam pazarın içerisinde bir takım liderlerin olduğunu görüyoruz. Bu da 3 büyük kuruluşu, iShares, Vanguard ve SSGA. Bu 3 diyelim kurum ETF pazarının liderleri durumundadır. Bu sene Vanguard tarafında %38'lik bir artış giriş olduğu gözlenmiş. iShares tarafında da %23'lük bir giriş olduğu gözlenmiş iShares tarafından çıkarılan ETF'lere. Bu iShares tarafındaki ETF girişi 2013'ten beri en düşük seviye olduğunu işaret ediyor. Fakat yine de dünya genelinde bakıldığı zaman iShares özellikle bölgesel anlamda yaptığı halka arzlarla, borsa yatırım fonu halka arzlarıyla pazar içerisinde küresel fon pazarında, ETF pazarında %33'lük bir paya sahiptir. Vanguard'ın payı ise %21 civarındadır. Yani ABD tarafında Vanguard öne çıkarken dünya genelindeki ETF pazarı içerisinde iShares hala liderliğini koruyor durumdadır. Peki yatırımcı ETF tarafında yatırım yaparken, borsa yatırım fonunda yatırım yaparken nelere dikkat eder? Birincisi tabii ki maliyet, yani işlem maliyetlerinin düşük olması önemlidir. Artı oynaklık önemlidir. Çünkü eğer bir fon içerisinde oynaklığı yüksek, yani getiri ve götürü potansiyeli yüksek görünüyor ve geçmiş performansı bunu yansıtıyorsa, özellikle piyasalarda da şu anda değişen merkez bankaları politikaları, pandemi süreci ile oynaklığın arttığı bir dönemde yatırımcı ETF fonları tarafında maliyet ve oynaklık tarafında biraz daha istikrarlı olanlara yatırım yapmak isteyebilir. Aynı zamanda ETF fonları mevcut pozisyonları hedge etmek amacıyla da kullanılır. Bunun için de yatırımcılar ETF fonları kullanıyor. Yani karşı bir pozisyonda işlem yaparken, spot piyasada işlemi varken diğer tarafta ETF'ler tarafında işlem yaparak mevcut pozisyonunu koruma altına almayı ve piyasa oynaklığına karşı biraz daha dayanıklı hale getirmeyi portföyünü istediğinden gene bu fonlara talep edebiliyor. Bir sonraki slaytımızda biraz daha örneklerle ETF, özellikle Türkiye'de ETF konusuna değineceğiz. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler.